medya beraberlik içerisinde olduğunu ve seçim sürecinde Amasya iş dünyası için söylediklerinizle orada bir tuzumuz olacaksa da seve seve yardımcı olacağımızı bilmenizi isterim. Bugün buraya meclisimiz, yönetim kurulumuz buradan beraber geldi. Arkadaşlar çoğunu tanıyorsunuz ama yine arkadaşlar kendinden tanışsınlar. Sohbet muhabbeti başlarız. Kısal Ergen Ergen Atlas'a. Meclis Başkanı. Emin Efendi Konaklı. Kadın Girişimciler Başkanı. Gülseval Özgürk, Emin Efendi Konaklı. Başkan Bener, Bener Müthiş. Efendim abi? Sevda Genç Başkanı. Ne içiyor? Çiftçi duruşuyor, geçici duruşuyor. Muhtarlığını da söylesene. Yeni de muhtar. Genel muhtar abi. Sen gönlük teslim. Gönlük teslim. Gönlük teslim. Gönlük teslim. Emre Çiftçi dedi, giyim dolaştı, giyim dolaştı. Kerem Felci giyimdi. Zeki Kuroğlu. Kuroğlu. Evet arkadaşlar. Sedat Bey, oturuyor dedik. Sedat Bey, oturuyor dedik. Bahadır Koçak, asansör. Şevket Çimen, inşaat. Ali Bozan, inşaat. Nurettin Gülçat, Nazirat Mühendisi. Mustafa Mısırlı, ofis mobilyası üretmek bu. Yıldıray Kaplan, sigorta cennesi. Fırat Çiftçioğlu, Tuhan Eylik. Salih abi, siz de oradan şey yaparsanız. Orkun Burçoğlu, Gazmiyar oldu. Salih Bütüner, Bütüner Ev Gereçleri ve Modern Mobilya. Fırat Engin, Amasya Temizliği. Uğur Karadeniz, Amasya Temizliği. Altan Yüce, İlkan Burçak. Böyle bir ekibim 2018 20 Nisan'dan itibaren meclisimiz %50'sini değişerek yeni meclis oluşumumuzla birlikte çok güzel olsun. Yönetim kurulu meclis oluşturuyoruz. Vallahi işte arkadaşlar dün biz de ilk meclis toplantımızı yaptık. Orada da arkadaşlarım da söyledi. Dedik ki, buraya girerken herkes parti rozetini çıkararak girecek. Bu noktada hem fikir olmamız gerekiyor diye. Arkadaşlar da genel karar o doğrultuda oldu. Aldığımız kararlar da zaten genelde hep beraber oldu. Tabii ticaret evrağı olduğunu için söylüyorum. Yani bu işleri göreceğim için söylüyorum. Kamuoyuna tekrar ettiğim için de söylüyorum. Ben şeffaf belediyecilik yapacağımı söyledim. Ne hikmetse her zaman maaşını ödeyen belediye şimdi maaşını ödeyemeyecek durumda. Hiç para yok. Efendim, 618 bin lira para var. 4 milyon lira ödeme, 5 milyon lira ödeme var. 618 bin lira para var, personel maaşı yok, şu ana kadar kimse maaş almadı ama ben bir şekilde bunlara maaşımı dağıtıyorum yani. Böyle bir durumdayız. Onun için de belki sizde de alacağı olanlar var, birkaç kişinin olduğunu tahmin ediyorum. Açıkta düşmüş alacakların hiçbirisini ödemeyeceğim yani değerli bir müddet. Personelleri toparlayamıyorum. Hepiniz işverensiniz. Toparlamaya çalışıyorum. Toparlayacağım, bulacağım hepsini. Bağımsız bir kuruluşa denetlettireceğim. Hem personeli hem mali yönden. Ondan sonra bu işin altına imza atacağım. Burada hiçbir siyasi parti, hiçbir kişi suçlamama amaçlı söylemiyorum. Benim yerimde siz de olsanız bence aynı
uygulama yaparsınız diye düşünüyorum. Şöyle bir konu. Ahbap-Çavuş ilişkisine son diyorum yani. Kendi adıma da, olmuş ya da, olacak da. İçeride bir düzenin olduğu kanaatinde değilim. Ahbap-Çavuş ilişkisiyle ilgili. Yani belediyemizi anlatıyorum size. Niye anlatıyorum derseniz, yani bir şeyler duyduğunuz zaman zaten biz bunu duymuştuk diyesiniz diye anlatıyorum. Fark etmez. Herkes kafasına göre de kafasına geleni söyleyebilir. Beni de ilgilendirmez. O da ayrı bir konu da. Ama bunu dün mecliste de anlattığım için aynı bu konuları anlatıyorum. İnsanlar soracak tabii. Bugüne kadar tıkır tıkır para ödeyen belediye Mehmet Sarı geldi ödeyemiyor diyecekler. Değil mi? Niye ödeyemiyor yani? Niye ödeyemiyor sorusunu soran oldu mu? Ben söylerim niye ödeyemediğini. Bu da farklı bir boyut. Ama biz ilgilenirmeyiz, biz işimize bakarız. Bugün, yarın personelimizin maaşını ödüyoruz. Ödeyeceğiz yani. İki kişi, üç kişi konuştuğu zaman, oturduğu zaman ticaret konuşuyor. Bizim memlekette siyaset konuşmak maalesef maalesef. Çünkü biz ticaret edermemiz, ticaret konuşmalıyız. Ticaret konuşmak için de insanları hep bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani insanlar araya gelsin ki konuşsun istiyoruz. Bizim hesabımı söyle abi. Adam verdiğini 10 sene alacak. Efendim. Kalan 30 senede de devam edecek. Kesinlikle sistemde verdiğini 10 senenin içerisinde alacak yani. Büyük şeylerde bu 5 senedir. Yani 10 arsalarda, 10 yerlerde 5 senedir. Hedef başlıyor toplamada. Yani fazla değil. İşte 10 kişi 20 milyon, 25 milyon dolar. 10 kişi 20, 25 milyon burada verecek adam yok. O büyüklükte yerlerce harcamalar Amasya merkezde yani arkadaşlar da burada yani 10 kişiden yani 1'er milyon, 1'er 3 milyon toplanır mı Kenan abi? Amasya da kurtuluyor. Yani Amasya'da başka bir şey, şöyle bir şey var yani Murat Bey'in dediği gibi derden yani her grup işte Fersu kötü örnek olmuş insanlar. Bir de burada orta tuttuğu şöyle, Çorum gibi falan değil. Yani bir araya gidiyor, orta buluyor, verdiği parayı hemen bir ay sonra işte baltadan şunu alırdı veya şunu yapsam şöyle kazanırdı diye bir kültür var. Bu kültürü yıllardır aşamadık maalesef. Eğer kültür durulursa, hani 10 kişi olacağına 25 kişi olur. Şeffaf bir şirket olursa toparlanabilir mi? Toparlanabilir. Bir konsorsiyum kurup, yani ticaret odası yani şöyle bir şey yaparsanız Mehmet abi, bizi işin içine katarsanız, şey yapıp, biz de toplantılar yapıp, yani dediği gibi 20 olmaz, 30 olur, 40 olur veya deriz ki 50 kişiden toplayacağız bunu deriz. Böyle bir şey oluşum yaparsanız, işte şeffaf yaparsak biz bu işin içinden çıkarız. Olur olmaz diye bir şey yok. Yani yapılabilir. Biz de memleketimizde kesinlikle, biz zaten ticaret odası olarak yıllardır söylemimizde bu var. Kesinlikle burada bir tane 5 yıldızlı otelin olması lazım. Otelin kongre oteli olması lazım. Ve artık insanlar Antalya'dan, İstanbul'dan, Ege'den bıktı. İnsanlar artık ufak yerlere gelmek istiyor. Tarihi bölgelere gelmek istiyor. Bunun için de bizim Amasya en uygun bölgelerden bir tanesi. Havalimanımız var, uçağımız var, bütün altyapımız var, her şeyimiz var. Ve kongre turizmi şey olursa, bir kültür oluşursa, o otel dolduğunda nihayetinde burada belediyemizin bir kültür merkezi var. Kaç tane toplantı salonu var. Oralarda toplantı yapabilecek yerler var. Buraları değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle ben bu şekilde katılıyorum ve destekliyorum da maddi manevi de elimizde ne destek varsa yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Ticaret odası olarak bu işin içine gireriz abi. Şey yok, sizin önderdiğinizde destek olur. Şöyle yani ben hem bunun bir karlı yatırım olduğunu düşünüyorum. Hem dönüşümde hem imkan sağlayışında bir farklı önem arz ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Onur duydum. Teşekkür ediyorum. Allah tekrar hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Gönlümüze sağlık diyorum. Biz de
burada bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak kabul edenler için elimizden ne geliyorsa, gerek belediyenin imkanları, gerek şahsi imkanlarımız, yani bu konuda sıkıntı yok. İstiyoruz işte, bir şeyler olsun. Bizim şöyle önümüzde bir 3 aylık bir süreç içinde, 3 aylık süreçten sonra, yani şu 3 aylık süreçin içerisinde belediye işleri. Şimdi bir danışmanı görmesi yapıyorum işte, danışmanı yeti topluyorum falan. Sırtımıza rahat bakalım, sırtımızı dönelim diye. Organizasyonu tamam ettikten sonra da yatırım noktası var. Şimdi bir tanesine başlıyoruz, enerji enerjisi. Evet. İnşallah. Yapış işlet devlet oluyor değil mi? Yani. Evet, bir olur. Gez, bir HES'ti değil mi? Öyle bir hatırlıyorum. Birini de ben. Birini devam edecek. Gez mi devam ediyor, HES mi devam ediyor? Yes. Gez devam ediyor. Yüzü olur. Mesela Tünefeyik ile ilgili de biz yatırımcı bulmuştuk Ankara'da. İşte ihale olacağı zaman ekonomik şeylerin, euronun ciddi artışından dolayı adamlar şey oldu ama o adamlar şu anda Katarlılara ortak oldu. Katarlılarla birlikte yapıyorlar. İnşallah her şey oturduğunda tekrarında... Telebirlikle alakalı yine bir şey vardı değil mi? Orman vergisini yapması lazım. Orman vergisini üzerine geçişine bir karar vermişti. Orada 300 dönümlük bir arazi var. Geniş bir arazi var. Oranın verilmesi lazım. Orada da bir tane gez var. Yani onunla alakalı bir şey var. Benim köylüm biliyorsunuz bunu. Belki bilmiyorlar mı siz? Bilmiyorlar mı? Tekrar Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hasan abi. Hasan abi orada mı? Bizim encümenlerden kim var orada ya? Veysel. Hasan abi nerede? Hasan abi nerede Hasan abi? Eyvallah tek. Bir dakika çocuklar. Dediğin gibi zaman var. Tamam abi burada. Ömer siz yok dedin misafirlere. Ömer. Ben ama sesimi korluyum. Biliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Okul arkadaşlar da buyursunlar. Bir fotoğraf alabilir miyim? Ben 10 numara mıyım? 10 numaraya bak. 10 numara olmak kolay değil mi? Adnan Bey gelsin. Yönetim kurulu arkadaşlar buyursunlar. Selamlar. Şunu da kapatacağım. Başkanım yerine. Olur mu? Ahmet abi 05'te sana getireyim ya, problem yok şimdi. Tabii hiçbir sıkıntı yok. Ahmet abi aşırı hasta. Ahmet abi Kenarbahçeli hasta demeyeceğim.